Kim oranın yetkilisi? Patron çıktı. Bir saate kadar. Muhatap bulun bana. Yeni tasarımcımız odası tam karşıda. Defne, sen ne yapıyorsun burada? Ben burada çalışıyorum. Çalışıyorsun. Hı hı. İşte Yasemin Hanım kurdu. Beni de Junior tasarımcı olarak yanına aldı. Yani bugün başladım. Ne? Yani dün Manu'daydın. Bugün burada. Tasarımcısın. Sonra mı gitti bu? Bir de pastörünüzün alt katında. Ha, o evet biraz şey oldu ama yani ne yapalım? Bu arada beni aramışsın. Yani duymadım, döndüm ama. Ha, önemli değil ya, valla. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. De sırtın nasıl? Geçti bile. Bu mu yani? Böyle miyiz? Başka türlü olmayı beceremedik madem. Öyleyiz. Gerçi birbirimizi görmesek iyi olurdu ama. Ben de böyle gelmiş, burnum dibine girmiş gibi oldum. Ya beni görmek istemiyordun yani. Öyle mi? Sen de beni gördüğünde pek memnun olmadın bence. Keşke böyle olmasaydı tabii. Yani daha kolay hallederdik bu meseleyi. Neyse ya. Geçmiş diyelim. Yani geçmiş gitmiş. Tabii. Geride arkamızda bıraktık. Ne derler? Tarihteki yerimizi aldık. Aynen öyle. Ya. Tamamdır Defne. Ben haklısın. Arkada bıraktık. İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Yeni işin hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Ne saçma bir konuşmaydı ya. Gel. Günaydın. Günaydın. Ay, sabah sabah bu muhteşem enerjiyi neye borçluyuz acaba? Aman hiçbir şey söyleme, açıklama falan duymak istemiyorum. İmdadına Sinan yetişti, şahane bir gündemimiz var abi. Şimdi bak, bize mağazayı açmak için gerekli olan parayı sağlayacak şahane bir kanal bulduk. Şans oyunlarına mı gidiyoruz? Çok komik gerçekten, dinler misin? Şimdi Türkiye'ye abi çok iyi bir İngiliz firması geliyor, tamam mı? Ya yani konkur açacaklarmış. Eğer bu yarışmayı kazanırsak, ya Biagio'ya kadar büyük bir müşterimiz daha olacak. Bu ne demek? Gelirimizi ikiye katlarız demek. Konkur ne ya? Bir nevi kapışma diyelim. Bizden başka şirketler de olacak. Bu İngiliz firması kimin koleksiyonuna ve vizyonuna güvenirse onunla çalışacak. Ha, yani biz de bizi seçsinler diye uğraşacağız. Aynen öyle. Bizim bu işi kapmamız şart. Bizim için müthiş bir fırsat. Ha, tabii şimdi bu öyle o kadar kolay olmayacak. Yani bizim biraz uğraşmamız gerekecek. Çünkü adamlar lojistik ve üretim olarak bizi sınayacaklar. Eğer güven kazanırsak sıra tasarıma gelecek. Ve bizden örnek bir koleksiyon isteyecekler. Yani Ömerciğim, örnek koleksiyon ellerinden öper abi. Bakarız kardeşim, hallederiz. Sen bu aşağıdaki şirketin kimin olduğunu biliyor musun? Yok, niye? Yasemin'in şirketi. Hem de bizimle aynı işi yapıyor. Yasemin.
Kendi markasını mı açmış? Bizim alt katımızda. Çok iddialı şey oldu lan. Aman neyse. Peki sen ne yaptın? Tebliğ falan gittin mi böyle? Sayılmaz. Yani bindim ya aşağıya da Yasemin yoktu. Defne vardı. Tasarımcı olarak. Lan değil. Ya sen beni mi sunuyorsun oğlum sabah sabah? Ne defnesi? Bir şey daha var. Ya ben giderim sabah sabah. Gerçekten bu kadarına yok. Sude. Ne? Ne oldu Sude? Neyse konuşuruz sonra. Yani bilmen gereken şeyler var. Ama şimdi anlatıp da canımı sıkmak istemiyorum. Sonra. Ya aslında Ömer hani senin de bilmen gereken şeyler var. Biz Sude ile birlikteyiz. Farkındayım. Hiç çaktırmadın. Yani neyse. İyi geliyoruz böyle birbirimize bir. İlk başta hep öyle olur zaten. Hı? Sıkıntı yok kardeşim. Ya bir de şey var. Yani eğer söyleyeceğim böyle çok hani subjektif bulmazsan. Biz Yasemin'in işini Sude'ye versek mi? İz geldi o iş için. Söylemiştim ya sana hani daha iyi birini bulacağım diye. Aradım geldi. Ciddi misin? Yani bugün başladı. Hatta belki de gelmiştir. Sabah sabah bu gündem. Bayağı tansiyonum düştü yani. Bu ne kız? Ömer Bey bu size. Sinan Bey sizinkini de odanıza bıraktım. Ne bu? Gülümseten dükkan paketi. Organik ve sağlıklı ürünler var içerisinde. Elde edilen gelirle de özürler vaktinde kaynak sağlanıyormuş. Çok iyiymiş. Güzelmiş ya. Hani böyle birine falan hediye gönderirken aklınızda bulunsun da ne bileyim hani faydası da varmış ya sonuçta. Aynen kardeşim. Şahane. Görüşmek üzere. Benimki odada değil mi? Ah, hadi Neriman ben çıkıyorum. Ay Necmi, otursaydım biraz. Bak çok güzel koltuk modelleri var. Gel bakalım. Neriman işe gidiyorum, geç kaldım. Ay Necmi, ay hiçbir konuda benimle aynı fikirde değilsin. Hiçbir şeye izin vermiyorsun. Ay çok sıkılıyorum ben. Zaten berjerleri değiştiremeyeceksem zengin olmamızın ne manası var? Neriman gereksiz masraf, yani müsriflik. Ay neyse ben bir şekilde Koreş'le hallederim onu. Hayatım madem mobilyaları değiştiremiyorum, başka bir şey değiştireceğim. Ne gibi? Mine'yi. Mine mi? Ne oldu, ne yaptı kız sana? Ay çok sıkıldım Necmi. Kov onu, kov onu Necmi. Neriman ne istiyorsun kızdan? Ay Necmi, aramızdaki her şey tükendi, bitti artık. Yani miadını doldurdu. Artık kızı aşağılayamıyorum bile. Aşağılanacak yerleri bile bitti. Muhabbetimiz tümüyle bitmiş durumda. Hem bana bak, yaşlandı da, botoksa da parası falan yetmiyor onun. Ben niye kovuyormuşum? Sen kov. Ayrıca niye insanların ekmeğiyle oynuyorsun? Ay ne ekmeği Necmi? Ay nereden çıkardın ekmeği? Ay o zaten burada yok parasına çalışıyor. Yani ben aslında onu düşündüğümden. Ay nedir bu ekmek mekmek ya? Nereden çıktı şimdi ekmek? Neriman ben gidiyorum. Ne yaparsan yap. Ha, peki. İyi git iyi gel canım kocişim. Love you. Ay Mine, bebeğim. Ay zahmet oluyor sana. Kızım sen çok yoruluyorsun. E tabii bu ev kocaman, yorulursun sen. Ay o senin Trabzon pidesi, ellerine sağlık. Gel senden biraz konuşalım kız, gel. Ay, terslemeze bari. Ne istiyorsun? İşsiz kaldın değil mi? Ha? Ayazlarda kaldın. Kal hayatım. Hadi. Hadi tatlım baş kapıyı. Allah başka yerden verir. Hadi. Nasılsın Koreş? Patronum hayatım. Sen nasılsın? Ne güzel. Ben de öyle. Ha?
Aa, herkes tebriğe geldi. Bir sen yoksun Koriş. Yakınım oysa sana. Tam altındayım. Tatlım, dikkat et de üstüne basmayayım seni sinsirella. İşim gücüm var benim. Ne söyleyeceksen söyle çabuk. E şirket kurdum diyorum, kendi şirketimi. Pasyonisin tam altında. Ne? Aa, ay kadına bak, zengin oğlum. Aa. Alo, ah hayatım, Yasemin'cim. Ah tatlım, o kadar sevindim ki hiç haberim yoktu. Ay hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani seni severim işte, az da olsa. Güle güle kullan şirketini. Teşekkür ederim cicim. Ben de tam bu konuyla ilgili seninle bir şey konuşacaktım. Bugün buluşalım mı seninle? Bir brancı çıkarayım seni mesela. Bir saat sonra nasıl olur? Ha, ay bilemedim şimdi. E hadi ben seni kırmayayım. Özelmişsin, istemişsin, heveslisi gibi. İyi tamam tatlım, hadi çıkalım. Hem de bir şeyler atıştırırız. Bana da iyi gelir. Tamam, süper. Öpüyorum. Ay öpme, aman. Tamam hayatım, bye. İyi, bu da öpüyor, karkış, mikrop. Aa, Yasemin'e koş. Demek ki zengin olmuş. Ay dur, hemen kendimi göstermem lazım. Ben bir hazırlanayım en iyisi. Zenginleri seviyorum, zenginleri seviyorum. Şeri. Bana böyle elim boş geldim ama bilmiyordum. Niye söylemedin? Ne bileyim. Kızgındım sana. Şimdi? Şimdi geçti. Ya sana kızamıyorum biliyorsun. Seviyorum seni. Ya hayırlı olsun. Yani çok güzel olmuş. Yani sevindim. Sen bunu hak ettin. Hep sana da bu yakışır ya. Bir yandan da tam alt katınıza dükkan açmış gibi oldum ama. Ha, orası biraz öyle oldu ama ya şöyle bir düşünce de aslında biliyor musun? Seninle rakip olmak bile büyük bir şeref ha. Ay Sinan. Ya sen çok tatlısın ya. Biliyor musun? Bazen hala inanamıyorum. Şimdi yarışacak mıyız biz seninle? Yani öyle olacak, ne yapalım? Ya iyi olan kazansın. Hadi bakalım. Öyle olsun bakalım. Bu arada Defne de burada. Ha, duydum. Duydum. Ama bunu duymamıştım. E bütün pasyonunu indirseydin be kızım Aşrab. Sen de mi buradasın İsmail? Sinan. İsmail benim erkek arkadaşım. Baya birliktesiniz. Evet. Evet. Bu sevgili gibi yani. Canım gibisi yok. Sevgiliyiz. Karnım ağrıdan çok fazla haber aldım da o yüzden kusura bakmayın iyi. Ne diyeyim yine, hayırlısı olsun o zaman. İş, aşk, on numara. Darısı başına canım. Darısı başına. Oha, ciddi mi ya? Hem de alt kata. Ya onu bırak. Defne de oradaymış. Hem de tasarımcı olarak. Şaka yapıyorsun. Vay, Defne'ye bak. Rakip oldu bize. İnanmıyorum ya. Benim neyim eksik? Günaydın. Aa, biz Hanım. Dönmüşsünüz. Evet, artık buradayım. Ömer geldi mi? Ha, evet, evet. Odasında. Hoş geldiniz bu arada. Hoş geldiniz. Bence de. Günaydın. Günaydın. Gerçi ben daha uyanamadım ama ya bu kadar erken mesai mi olurmuş? Sen söyle. Ne yapıyoruz şimdi? Sen şimdilik Yasemin odasıyla idare et. Sonra işte kafana göre dizayn edersin. Bak işte. Sinan da bize yeni bir atılımı hazırlıyor. Konkura gireceğiz. İşimiz çok, anlayacağım. Gelir gelmez konkur mu ya? Ömer biraz nefes alsaydı. Biraz yoracağım seni. Söylemiştim.
Yor da sen kendini daha çok yoracaksın. Konkur demek senin gece gündüz deli gibi çizim yapman demek. Gerçi ayrılık acısı falan iyice tetiklemiştir şimdi seni. Neler çıkacak çok merak ediyorum. Bakalım. Tamam. Sen cevap verme yine. Ben bir Necmi abiye bakayım. Açılırım biraz. Hadi bakalım. Kimleri görüyorum, gözlerime inanamıyorum. Dünyanın en güzel serserisi gelmiş. Gel kız bir sarılayım sana. Nasılsın? İyi, zımba gibiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Hayırdır, sen ne iş? Anlatırım sonra. Çok iyi gördüm seni. İyi miyim? Bu şirket benim gizli salıncağım. Evden elemandan sıkıldığı zaman hemen buraya kaçıyorum. Resmen dinleniyorum burada. Aman patronlar duymasın. Duyarlarsa duysun. Hadi gel. Hadi bana bir kahve ısmarla da kendime geleyim. Ismarlayayım tabii. Vay be, pasyonist bu serseri kızı özlemiş. Gel buraya. Konkura, hızlı giriyorsun. İyi oldu. Rekabeti severim, bilirsin. Ama benimle rekabet etmek istemezsin, değil mi? Yanında olmanı tercih ederim. Ben de öyle düşündüm. Bu yüzden tramvayı konkurdan çektim. Benden Şeri'ye küçük bir jest. Yani. Çok tuhaf olurdu zaten. Tramba senin, burada da hissen var. Merak etme Yasemin. Elimden geldiğince sana destek olacağım. Tabii menfaatlerimiz örtüştüğü sürece. Şimdilik iyiyiz yani. Öyle görünüyor. Laflara bak ya, lafa bak. Neymiş? Tarihteki yerimizi almışız. Allah Allah. Ay ben de unuturum. Nedir yani? Ben de unuturum. Ne var bunda? Travma gelmiş. Ay bana doğru geliyor. Buraya doğru geliyor. Camdan dışarı mı atlasam? Ne yapsam? Ay olabilir aslında. Hiç fena fikir değil. Atlayayım mı acaba? Atlamayayım mı? Atlasam mı? Şimdi de söyledik. Atlamak da lazım. Ay ne yapacağım ya? Selam. Sizin burada ne işiniz var? Ya bu nasıl hoş geldin demek? Ben tüm iyi niyetimle gelip merhaba diyordum. Oturabilir miyim? Hayır. Hayır çünkü sizi ne zaman görsem benim işlerim ters gidiyor. Çıkar mısınız lütfen dışarıya? Emin misin? Son görüştüğümüzden bu yana hiç de işlerin ters gidiyormuş gibi gelmedi bana. Bence ben sana iyi geliyorum. Deniz Bey. Tamam. Sakin ol. Ben sadece hayırlı olsun demeye gelmiştim. Bunda bu kadar sinirlenecek ne var anlamadım. Hem geçenlerde seninle el sıkışmamıza rağmen sen tramvay yerine Yasemin'in şirketini seçtin. Ama ben sinirlenmedim. İş hayatı bu. Vallahi ben size o tasarımları sattığım için hala çok pişmanım. Bence sen bana karşı ön yargılısın. Ömer mi etkiliyor seni? Allah Allah, ne alakası var canım? Benim kendi fikrim düşüncem olamaz mı? Var. Olmalı da. Mesela bu son atılımını çok beğeniyorum. Bence burada çok başarılı olacaksın Defne. Teşekkür ederim. Benim için biraz üzücü oldu tabii. Işığı ilk ben gördüm. Aydınlanan Yasemin oldu. İyi hamle. Siz Yasemin Hanım'ı bayağı iyi tanıyorsunuz herhalde. Tanırım. Çok iyi tanırım. İnşallah senle de zaman içinde tanışacağız. Öyle umut ediyorum. Pardon, bunlar nakit mi olacak, kredi kartı mı? Hayatım, yasemine.geçim.com. Nasıl yani? Ay bombelere gel. Şu an o kadar mutluyum ki hatta böyle seni insan olarak görüyorum. O yüzden keyfini çıkar, git kendine mola ver. Hadi. Ay bu da bekliyor. Ah Yasemin, buradayım hayatım, gel. Hoş geldin hayatım, gel. Maşallah Koreş, masayı donatmışsın. Ama sen istediğini yiyebilirsin. Bugün sana açık büfe. Hayatım, bana her gün açık büfe. Bir de sen ısmarlayacağın için daha keyifli geliyor bana. Oo, yarılsın tatlım. Yarar hayatım. Ne içsem ne yesem yarıyor.
tabiatım pozitif. De sen niye iyisin? Ben de pozitif olmaya karar verdiğim için. Düşündüm, taşındım ve aramızı düzeltmeye karar verdim. Ne manada? Aptallık ediyoruz. Ay ben alanında bir numarayım. Sen alanında bir numarasın. Bütün Türkiye bizim elimizde. Neden iki zıt kutup olalım ki? Çünkü sen benim şişko olduğumu düşünüyorsun. Olsun. Yani bu yetmez bence. Bak, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Aksini düşünmek için bir sebep göremiyorum. Çünkü sen beni tuvalet camına sıkıştırdın. Canım sen... Ama sen kendin çıktın cama. Ben sadece kapıyı kilitledim yani. Hem eski defterleri hiç açmayalım bence. Sen de beni Ömer'e ispiyonladın. Öbüşte gözüm vardı senin. Bana bak, yırtarım ağzını. Yolarım seni. Şeytan ruhlu, kötü ruhlu. Bana bak kız, eğer bir gün hapse düşersen ki yüce Rabbim... ...bu gardiyanlık sınavına girer, 100 puanı alır... ...ömrüm boyunca senin hücrenin önünde döbek dikerim. Şeytan ruhlu, kötü ruhlu, kötülüm. Ay kötülüm değil, kötücülsün sen. Şişko! Ay niye ağlıyorsun kardeşim? Ay Allah'ım ne büyük acılar bunlar ya Rabbim. Ay ağzından çıkadı, kulağı duyuyor bu kadının. Ay hak etmedim ben bunları hiç hem de. Ay ben öyle demek istemedim Koriş, ağlama. Çok kötüyüm şu anda. Kalbimi tuzla buz ettin sen. Tamam Koriş, ağlama. Özür dilerim. Sen şişko falan değilsin sen. Sen mükemmelsin. Hayatım çok teşekkür ediyorum. Biliyorum zaten. Sen beni kıskandığın için bütün bunları söylüyorsun. Neyse hayatım geçelim. Yemeğim soyacak çünkü. Ben yemeğimi yerken sen de bana niye buraya davet ettiğini anlatırsın inşallah. Ay bir şey diyeyim mi? Ömer beni şirkete yemekle falan sokmayacak bundan sonra. Çöplükte yer kalmıyormuş çünkü. Tamam sen yemeğini yerken ben sana anlatırım. Ay dur. Tatlımız eksik. Tatlı söyleyelim. Garson! Gel buraya sarı çiyan. Gel. Hayatım tatlı menüsü getirir misin? Rica etsem. Tabii ki. Koş. Ay. Şu an çok keyifliyim. Defne burada mı? Sen Yasemin'in... İsmail. Sizi de biliyoruz zaten. Defne çıktı. Biraz muhabbet ettik. Yalandan tabii. Söyledin mi şehrin ortağı olduğunu? Gerek yok. Bence bilmemesi daha iyi. Onun için mi? Senin için mi? Halbuki ben tam tersini düşünüyorum. Madem ortada bir art niyet yok, niye ondan saklansın ki? Bak İsmail. Sen akıllı bir adam benziyorsun. Açık konuşalım. Defne bir rüzgar yakaladı. Şimdi benim burada ortak olduğumu bilirse fevri bir hareket yapabilir. Mesela şirketten ayrılabilir. Bence bilmemesi daha iyi. Böyle fırsatlar her zaman gelmiyor insana. Değil mi? Ama yok. İlla rüzgarını keseceğim diyorsan onu da sen bilirsin. Kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim de bir defne yanlış yaparsa bakarım canına. Ay. Ne yapacağım ben ya? Deniz Bey de sürekli geliyor. Ömer yukarıda. Ay vallahi afakanlar bastı ha. Ömer? Sen ne yapıyorsun burada? Ben mi ne yapıyorum burada? Sen ne yapıyorsun? Hava almaya çıktım. Herhalde sen de öyle. Artık ne yapalım? Mecburen paylaşacağız. Havayı yani. Alışabildin mi? Neye? Şey canım, ne o? Yeni işine. He. Artık böyle şeylerden konuşacağız yani. İyi tamam konuşalım. İyi işte alıştım. Biz de konkura falan gireceğiz. Siz de mi?
Siz de mi? Yapma ya. Heyecanlıyız. Başladık bile hazırlıklara. Biz de başladık. Başlıyoruz yani. İşte örnek koleksiyon falan isteyeceklermiş. Sen mi çizeceksin? Çizemez miyim? Ne bileyim canım. Kendine güveniyorsan. Mesele bile değil. Sonuçta eğitimde birinci oldum ben. Ne isterlerse çizerim. Yani başlar başlamaz kaybetmeye sindirebileceksen bravo hakikaten. Ne sindirmesi canım? Kazanacağım ben. Sindirmeyi kaybedecek olan düşünsün. Ama sen bayağı iddialısın. Güzel, güzel. Neden olmayayım? Başarabileceğimi biliyorum. Kapışacağız yani. Rakip olacağız. Ama bakmam gözünün yaşına. Sonra ağlama ona göre. Bence sen beni biraz fazla hafife alıyorsun. Bence sen karşındakinin kim olduğunu unutuyorsun. Görüşeceğiz Ömer Bey. Görüşelim bakalım Defne Hanım. Buyurun. Mersi. Kız, 1000 sene geçmiş aradan. Ben seni nereden tanıyayım? Ya haksız mıyım hayasım? Bir de bana diyor ki, ay tanımadın beni. Gıcık mısın sen? Gıcığım, var mı? Sakıncası mı var dedim. Yoktu Koriş. Sen sus, ben konuşacağım yemeğim bitince. Yani ye Koriş, ye de hastanelik olacaksın. Biraz yavaş ye Koriş, korkuyorum. Ne diyorsun? Bize transfer olacak mısın? Biz onu konuşuyorduk değil mi? Evet. Konu hiç tanımadığım insanlara gelmeden önce. Yani şimdi sen baya baya beni kendi şirketine transfer etmek istiyorsun öyle mi? Evet. Hayatım, şartlarım var. Yes. Şimdi öğlen 11'de işe gelirim. Akşamüstü 2'de çıkarım. Ayrıca odama bir mutfak istiyorum. Özel bir şoför ve geniş bir gardırop. Bütün uçuşlarımı siz alacaksınız. Business class, 3A. Şimdiden ayırtın. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Pes. Ay hayatım işine gelirse valla. Your choice. Tamam, tamam, tamam. Bunlar kabul. Tamam. Şimdi finansal şartların bittiğine göre sıra geldi fiziksel şartlarım. Ay. Odamı ben istediğim gibi dekore edeceğim. Diğer türlüsü ruhum falan böyle bir geliyorlar bana yani. Neyse hayatım, böyle şirkete girdiğimde koridordan odama doğru süzülürken bir müzik eşliğinde yürümek istiyorum. Ha mesela bir sis makinesi olabilir. Arkamdan buharlarla yürürüm. Bir de bir vantilatör, saçlarım falan uçuşur. Bir de odamın kapısına kocaman harflerle Koray Sargın, International Photographer. Tamam. Hepsi kabul. Sen yeter ki bizle çalışmayı kabul et. Ay. Peace for home, peace for world. Hayatım, anlaştığımıza göre bunu masaya yatırabiliriz herhalde. Sonuç olumlu olsun da sen istediğin kadar düşünebilirsin. Şimdi ne oldu Koriş, ne oldu şimdi? Ay dibiydim ben böyle duygulandım. Sen de ağla. Niye ayol? Ay Allah'ım ne büyük gurur, ne güzel şeyler. Yani saçma sapan tekliflerimi bile kabul ettin. Teklifler üzerime yağıyor. Öleceğim gururdan. Onur duyuyorum, onur. Tamam Koriş, tamam. Ağlama, tamam ağlama sen. Ay, ağlama. Hayatım, sen Koray Sargın değilsin. Anlayamazsın başarılardan falan. Şu an var ya ölüyorum gururdan. Sen de ağla vicdansız kadın. Ay tamam yani ne yapacağımı şaşırdım ben de şimdi. İkimiz de ağlamasak? Hayatım, öküz müsün? Hı? Öküz müsün? Allah'ım ne büyük başarılar bunlar ya Rabbim. Ay Kori şu ağzındakileri bir bitirsen. Sadi benim ağzımdan be. Allah'ım ne büyük başarılar ya Rabbim. Gurur duyuyorum kendimle. Ben tekim. Ye kız şundan ye bari. Ay. Sen de ye. Ay. Güzelmiş odam. Sevdim.
Uyurum ben burada. Uyur musun? Bana diyene bak. Ömer buraya seni çalışman için çağırdı. Tamam canım, çalışırım da. Ara sıra. Ara sıra. Sen hep böyleydiniz. Yani Ömer de sen de sahip olduğunuz deha sayesinde hayatınız boyunca bunun tadını çıkardınız. Bravo size. İzle Ömer'iz biz. Aslında ben daha çok öyleyimdir. Yani Ömer daha sorumluluk sahibi. Ona öyle kolay kolay o vardalık yaptıramaz. Dizginleri sıkı sıkı elinde tutar. Evet. Ömer öyledir. Sen işin serseri tarafı, o da dizginleri tutan tarafı. Ama şaşırttın beni Ömer çağırınca böyle hemencik gelivermen. Ömer çağırdı. Biliyorum, biliyorum ama orada kurulu bir düzenim vardı, bir hayatım vardı. Hemen böyle apar topar gelince. Ömer çağırdı. Hala diyorsun, her şeye değer diyorsun. Bir çağırmasına bakar diyorsun. Ne yazık ki hala. Ama bunu ona söylemek yok. Tamam. Tamam, söylemek yok da. Onun aklı Defne'de. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Vallahi değmesin. Bitmesi gereken şeyler var çünkü. Süpermiş. İş hayatı böyle işte. Vallahi iyi olanın hakkını vermek lazım. Defne, sen harika bir çalışansın. Ya ben bu kadar özveri görmedim. Teşekkür ederim ya, işte elimden ne gelirse. Bugün lojistik planlarımızı yolladık. Eğer finale kalırsak sıra tasarıma gelecek. Bu da demek oluyor ki... Top bizde. Aynen öyle. Her an haber gelebilir. Hadi çok yorma kendini. Görüşürüz. Yasemin Hanım, şey soracaktım ya, bu... Şimdi Deniz Tramba geliyor ya... Yani sonuçta biliyoruz nasıl bir insan olduğunu, neler yaptığını. Korkmuyor musunuz bundan? Bazen. Yani? Deniz'e karşı önyargılı olma Defne. Karşı tarafken çok serttir. İşi sürümcemeye sokmamak için... tek ve çok sert bir yumruk indirir. Evet, aynen öyle. Düşman olmak istemezsin. Karşısında olursan korkutucudur. Ama aynı taraftaysan bir o kadar da eşsiz biri. Şimdi yani biz aynı tarafta mıyız? Karşısında değiliz diyelim. İş hayatı işte. Siyah beyaz yok. Gri'nin 50 tonu. Anlamadım ama anlayacağım. Ya bu benim için biraz karmaşık ama yavaş yavaş öğreneceğim. Var olmanın yolu bu. Kaçıyorum ben. Görüşürüz. Oo. Bu saate kadar çalışmalar falan. Hepten kaybettik seni. Çıkmıyor musun? Çık sen. Ben de toparlarım birazdan. Çizmeye mi başladın? Bakayım. Henüz değil. Tamam. Ben çıktım o zaman. Çao. Biraz daha zorla sapsaba olacak. Ay yeter. Sen de mi buradasın? Evet. Yasemin Hanım'ın yanında çalışıyorum.
İyiymiş. Hadi bilmiyor musun? Yok. Siz döndünüz mü ya? Yani dönmeseniz burada ne işiniz var değil mi? Saçma. Sen iyi misin? Evet evet iyiyim. Siz gidin ben binmeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ciddi misin sen ya? Gerçekten mi? Anlamadım. İz gelmiş. Gördüm. Ya inanamıyorum sana ya. Gerçekten inanamıyorum. Çelik gibisin. Hiçbir şey seni çizemiyor, üzemiyor. Bravo. Sen üzüleyim mi istiyorsun? Öyle düşünmüştüm. Malum ben perişan oldum da. Maşallah sen kaldığın yerden devam ediyorsun ama. Sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış. Hiç mi üzülmüyorsun ya? Hiç mi etkilemiyor bu olanlar? Defne sakin. Gel. Nereye? Bırak. Nasıl ya? Nasıl başarabiliyorsun bunu? Benim aklım almıyor. Manyaksın sen ya. Normal olamazsın. Çünkü normal insanların duyguları var benim gibi. Yemek yemezler, uyuyamazlar, gözlerine uyku girmez. Tarihteki yerlerini öyle kolay alamazlar. Defne yeter dedim, sakin ol. Gel. Nereye? Ya gideceğim. Dinlemeyecek misin beni? Sen beni nasıl dinledin? Sadece suçlayarak. Şimdi de sen beni suçlayacaksın. Ya iz burada diyorum ya, iz burada. Ne anlatıyorsun bana? Defne. Bırak. Al işte, bravo. Defne sakin. Çekil şuradan dedim, gideceğim. Defne bekle dedim. Eve bırakayım seni. Heh, bir o eksikti. İstemez. Defne yeter, saçma oldun, hakikaten yeter. Geç. Ben merdivenlerden ineceğim. Saçmalama. Bir işte asansöre. Hayır, niye hep senin dediğin oluyor? Yapmıyorum işte, yapmayacağım. Sen beni kontrol edemezsin. Niye bindim ki ben arabaya? Binmeyecektim işte, hata ettim. Hep senin istediğin oluyor. Sen ne dersen biz onu yaşıyoruz. Ne acayip ya. Niye öyle? Ya bağırıp çağırıp çıkacaktım. Kapı falan çarpacaktım ben. Ama... Yok yok. Öğreneceğim. Ben sana hayır demeyi öğreneceğim. Tabii tabii. Öğrenirsin. Ha, Defne. Aa, bir de ayakkabıyla giriyor eve. Ay, yine bir domuzluk gelmiş buna. Ne oluyor? Kafası bozuktur şimdi anneanne ya. Boş ver sen. Bol koy, bol. Abim bol işle seviyor. Hayır, ben anlamıyorum. Biz niye abime dolma yapıyoruz ki? Ev farklı adam. Yani abla yapsa ya. O herkesin dolmasını yemez benim Serdar'ım. Anneannesinkini arar. Hmm, kabullenemedim diyorsun. Neyi? Abimin gitmesini. Paylaşamıyorsunuz işte Nihan ablayla. Tipik ebeveyn tripleri. Bana bak, sana buradan bir trip atarım. Neye uğradığını şaşırırsın. Apır sapır konuşup benim asabımı bozma. Ne ya, tespit yapıyorum. Yapma, dolma yap. Allah'ım ya, akıllısı da bizi bulur. Tövbe yarabbim. Eğitimine yeni takımla başla istedim. Defne Yaprağı. Çok zarifsin ya. Çok incesin, çok teşekkür ederim. Saçmalama Defne, şimdi kendine gel. Çok iyi çizmem lazım ya. Ömer'den bile iyi çizmem lazım.
Efendim? Kardeşim evde misin? Gel, gel kardeşim. Geliyorum. Acıyor mu? Biraz. Tamam geçti gitti bile ya. Tamam geçti zaten. Öyle hemen geçmez. Bırak beni. Efendim Yasemin Hanım. Defne, finale kaldık. Cidden mi? Yes. Şimdi sıra sizde. Tasarımda. Haydi bakalım. Şimdi çalışmaya başla sen de. Yasemin Hanım bana güvenebilirsiniz. Hatta siz yekten bu işi bana verin. Ben bütün koleksiyonu hazırlamaya talibim. Sana güvenebileceğimi biliyordum Defne. Olabilir, ben şefinle konuşurum. Sen çalış. Haydi başla. Tamam, görüşürüz. Abla. Yedek makinesi gel. Ne olacak sen böyle çok çalışınca? Her şeyi alabilecek gücüm olacak. Sonra karşısına çıkıp her şeyi anlatacak gücüm de olacak. Yani bunların hepsi çok çalışarak olacak Esra. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Boş ver, boş ver. Hop, mandalin. Habersin. İyidir. Evet, şimdi hem iyi hem kötü haberlerim var. Söyle bakalım. Finale kaldık. Kötü haber. Ama kimle kaldık? Kiminle? Sherry. Yasemin'lerle. Yapma ya. Ya Yasemin çok iyi bir plan vermiş yani. Kapışacağız bakalım. Tamam canım, hemen suratını asma. Zaten bu kötü haber değil, bu iyi haberdi. Artık işimiz koleksiyonda. Ha bir de adamlar bize toplantı yapmak istiyorlar. Yani biz, Yasemin'ler ve adamlar bir arada. Ayrı ayrı görürsek olmuyor muymuş? Olmuyormuş. Ne bileyim, bizi kapıştırmak mı istiyorlar, ne yapmak istiyorlarsa artık işte. Peki kardeşim, peki. Ömer. Ha kötü haber. Ha, gel, gel kardeşim buyur. Şimdi kötü haberimiz de şu. Bu Yasemin fitnesi halkla ilişkiler zekasını kullanarak toplantı mekanını kendi şirketi yapmış. Deplasmanda yani. Aynen. Bari tarafsız sahada olsaymışız. Hah işte ben sahada bunu akıl edemediği için Yasemin bir adım öne geçmiş oldu. Özür dilerim. Yok, sorun yok. En fazla daha şık bir galibiyet olur, o kadar. Vay, iddialıyız aslanım benim. Tamam işte böyle, tamam mı? Konsantre oluyoruz. Sen şimdi iyi bir koleksiyon yaratma kafasına gidiyorsun. Böyle çünkü artık yarış başladı abi. Ben de kendime içecek bir şeyler alayım çünkü saatim geldi. Sen ne içiyorsun? Kahve. Kahve. Yazık. Git orada bak az. Aslında bu kadar korkmamıza gerek bile yok. Gel ne? Dünkü bebe. Ne çizecekler ki zaten? Baktığımda. Oo evet tamam. Ömer'in içinden bahsediyoruz be. Koleksiyonun üstünde koleksiyon olmaz. We'll be right back.
Demek her şeyi hallettik. Arkamızda bıraktık. O zaman senin için sorun olmaz Ömer Bey. Arkadaşlar, moda şirketi burası. Böyle olmaz. Pardon Ömer Bey. Yani siz böyle erkenden çağırınca işte biz... Tamam, tamam. Haklısınız. Kıvanç. Kıvanç. Anlıyor musun söylediklerimizi? Ha, evet Ömer Bey, uyandım. Neyse. Şimdi ben koleksiyonla ilgili ne varsa size anlatacağım. Çizimleri siz yapacaksınız. Ne? Ne? Ama Ömer Bey, biz sizin kadar... Ömer Bey, siz varken... Ben öyle istiyorum. Şimdi dinleyin beni. Seksi bir duruş istiyorum. Bir kadına yeni bir deneyim yaşatmak, heyecanlandırmak. Topuk tarafında yükselti. Kilit cümle. Daha önce dokunulmamış noktasına dokunsun ayakkabı. Yiyecekler... Organik meyve suları, tamam. Soğuk kesim ince bardak istedim. Onlar nerede? Ismarladık, geliyor. Çabuk. Ben hemen ilgileniyorum. Yasemin Hanım, ben sizi çok özledim. Beni neden yanınıza almadınız? Ben de seni özledim Derya. Ama buraya gelmen etik olmaz. Pasyonistan'a yatırım yaptı. Seni eğitimlere, dil kurslarına yolladı. Orayı bırakıp gitmemelisin asla. Evet ama böyle de rakip olduk. O başka. Bak şu masayı görüyor musun? Birazdan o masaya Sinan'la Ömer'i gömeceğim. Siz ne zaman şaka yapıyorsunuz, ne zaman ciddiysiniz ben hala anlamıyorum. Anlarsın Derya'cığım, anlarsın. Hadi sen şimdi çık, işlerinle ilgilen. Hem biz artık karşı taraftayız, böyle bu kadar yakın durmamız olmaz. Kendine iyi bak. Peki. Sizi özleyeceğim. Ben de. Hadi canım. Ne bitmez kahvaltı keyfiniz varmış ve brunch mı yapıyorsunuz? Hadi Nazlıcan, iz geldi mi? Geldi Sinan Bey. Ara gelsin. Hadi kızım arasana şunu hadi. Tamam. Hadi hadi hadi, geç kalıyoruz. Ben bir otoparka iniyorum. Şükrü izin verdin. Bugün tabletim, her şeyimi aşağıda bırakmışım. Biliyorum şimdi. İyi tamam, acele et hadi. Geldi tamam, hadi kapat. Hazırım ben. Ömer'i bekliyoruz, gelsin gidelim. Komik mi? Evet. Ben otoparka iniyorum. Sen sonraki asansörü bekle. Tamam. Bir dakika ya. Önce ben yukarı çıkacağım. Şirkete gideceğim. Artık ondan sonra sen otoparkına şey yaparsın, inersin. Ciddi misin sen? Evet. Bundan sonra benim sözüm geçecek. Asansör aşağı iniyor Defne. Derdini ona anlat istersen. Hayır, yukarı çıkacak ya. Yukarı çıkacak bu. Tamam, sakin. Bilmiyorum, buradayım. Önce yukarı çıkalım o zaman. Gizli aranız nasıl? Şahane. Aa, öyle mi? Ne kadar güzel. Allah inşallah iyiliğinizi versin. İnşallah. Cümlemizi, cümlemizi. Toplantıda yiyeceğim seni, görürsün. Aklından beni yemek mi geçiyor? Yok, ben onu o yüzden şey yapmadım, söylemedim. Ya. Görüşürüz. Sanki biz yemeğe çok meraklıyız. Yeme de yanında yat. Maşallah, tadından yenmez. O kadar güzel yani. Ay, sinirlerim bozuldu ya, ne diyorum ben ya? Çatlayacağım, şiştim. Şiştin ya, yeter. İçim şişti ya. Defne, şimdi şişme, hadi.
Geliyorlar. Sonra içersin. Tamam, hazırım ben. Gelsinler. Çok hazırım. Harika. Of! Sinan, sakin. Tabii senin için hava hoş. Dahi olmak başka. Sana bir sır vereyim. Cinis olmakla cins olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Bir daha düşüneceğim. Hadi, adamlar gelmiş. Hadi. Hadi, hadi geç kalk, hadi. Merhaba Nait Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Bunları bir arkalık yapsak aslında güzel olurmuş. Ömer Bey, buyurun oturun. Ayakta kaldınız. Ha, tabii. Tabii. Sizlerle önce yüz yüze görüşmek istedik. Bildiğiniz gibi Ulis ülkemizde bir firmayla anlaşıp alım yapmak istiyor. Bu noktada koleksiyonlarınız kadar bakış açılarınız da bizim için çok değerli tabii. Bugün iki şirketle de görüşüp, sizleri dinleyip hem de sizlerle tanışmak istedim. En son ne yazdın? Kivinar. Hay Allah'ım. Yani ben diyorum I love you O'ya, sen anlıyorsun aynalı boya. Nasıl? Hayatım, ben sana kivinar mı dedim? Minibar, minibar. Ha, minibar. Tamam. Ay seni Allah kahretmesin. İnşallah tipsiz, itici, ömrümü yedin. Başını oku şunları. Tamam, okuyorum. Taşlı avize, çiçekli abajur, kırmızı halı, 400 ekran televizyon, beşli uzanma koltuğu, 16 tane sıcak havlu, küvet ve 3 tane saç kurutma makinesi. Ve minibar. Hah, evet minibar. Hayatım, mini önemli. Şimdi sen bütün bunları alıp Ömüş'e götürüyorsun. Ve diyorsun ki eğer bunları kabul etmezseniz Koray Bey içeriye geçecekmiş diyeceksin. Bunlar tamam. O yüzden yani. Tamam, anladım. Acaba ne anladın? Bir söyle bakayım. Tamam. Ömer Bey, bunlar olursa Şeri bize gelecekmiş. Sevimsiz, itici, pis. Ay neyse. Ay o zaman ben gidip Sinan'a söyleyeyim. Sinan daha sevimli çünkü. Sinan derken? Aa kuşum. Gel hayatım. Ay kalkamadım. Yok, otur. Ne haber Koriş? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Ya Koriş, Sinan'ı gördün mü? Ben onu bulamadım da. Hı? Ay çok özledim Koriş. Ay ben de özledim hayatım. Çok özledim ben de. Şey, ben de seni özledim. Tabii de ben Sinan'ı diyordum. Ay özleme artık şunu. Sevme artık onu. Allah Allah, bak burada Zübeyir var hayatım. Aa, şey, Zübeyir'i sevsen. Zübeyir hayatım, sen ne kadar maaş alıyorsun? Şimdi Koray Bey, maaşımı ben şu anda konuşmayı çok doğru bulmuyorum bizzat. Demek ki hayatın fakirmiş, boş ver sen. Bunu da sevmem. Ay, seni yaşatmaz bu. Ay Koray, sen Ömer'i gördün mü peki? Ay hayatım, yani görmedim herhalde. O da çalışıyordur. Çok enteresan değil mi? Ömer acaba ispiyonlayacak mı beni? Ha? Ha? Ay yok şey, siz hadi yazın çizin öyle, ben kaçtım. Hadi bay bay. Tamam hayatım, hadi görüşürüz. Selam söyle anana. İyi, bu da ağzının içinden konuşuyor. Dur, iki tane klima. Klima? Aa, klima güzel. Ay dur, ben yatınca aklıma geliyor. Nasıl olsun klima? Çevre dostu olsun. Bir de geniş üniteli. Severim ben geniş üniteleri. Markamızın sloganı ortada. Bir kadına doğru ayakkabıyı verirseniz
dünyayı bile fethedebilir. Biz de kadınlara doğru ayakkabıyı vermek için çalışıyoruz. Kadınların ihtiyaçlarını anlayan, yumuşak ve naif tasarımlarda yoğunlaşıyoruz. Çok güzel. Siz Ömer Bey, bildiğim kadarıyla Pasiones'in yaratıcı direktörü sizsiniz. Öyle. Siz de Yasemin Hanım gibi mi düşünüyorsunuz kadınları anlamak konusunda? Kadınları iyi anlıyoruz diyebilir misiniz? Hayır. Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul etmeli demiş Müse. Bence kadınlar anlamak için değil, sevilmek için varlar. Ayrıca ben bir kadını ilk gördüğümde ayakkabılarına değil, yüzüne bakarım. Duruşuna, tavrına, bakışına ve ne ayakkabı giydiğini tahmin etmeye çalışırım. Pek de yanılmam. Diyorsunuz. Etkileyici bir bakış açısı. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar Pasiones hep çok çarpıcı modellerle var oldu. Mesela düz ayakkabılara pek fazla yönelmiyorsunuz. Evet. Sivri topuk bence medeniyetin en güzel buluşlarından biri. Kadını şahane gösteriyor. Üzerindeki her şeyi çıkarsanız da stilettosuyla kalabilir. Ve şahane görünmeye devam eder. Peki rahatlık? Sivri topukların üzerinde şahane görünmeyi becerebilen bir kadının rahatını sağlamak da bence biz erkeklere düşüyor. Anlıyorum. O zaman ikinizin de koleksiyonlarını heyecanla bekliyoruz diyelim. Hiçbiri olmaz ya. Hepsini baştan çizeceğim. Daha iyi olmam lazım, daha iyi çalışmam lazım. Kadınları anlamak değil, sevmek lazım. Hayırdır? Yok, yine çok iddialı konuştun da nasıl bir koleksiyon vereceksin çok merak ediyorum. Kıvanç'la Zeynep çizmeye başladı bile. Sabah toplantı yaptık. Sen? Ben sen kendin bizzat çizersin diye düşünmüştüm. Ben güveniyorum Zeynep'le Kıvanç'a. İyi, sen bilirsin. Yani ben de sana güveniyorum. Herhalde ne yaptığını biliyorsundur. Sinan. Hı? Seninle özel bir şey konuşmam lazım. Özel. Eyvah, yandık. Nedir? Konu Sude. 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 Selam. Nasıldı toplantı? Hadi ayrıntıları verin. Ben daha güzel bir ayrıntı anlatacağım şimdi. Ne konuşuyordunuz siz? Bilmiyorum, daha giriş paragrafındayız. Daha gündeme gelemedik. Defne'nin olayını şirkete duyuran Sude'ymiş. Ne? Kore'nin ağzından bütün şirkete mail atmış. Ne, bir dakika, neden yaptın ki sen böyle bir şey? Anlamadım. Sinan, ben açıklayabilirim. Tabii canım, açıklayabilirsin. Eminim, açıkla. Burada değil. Baş başa. Hadi çıkın, baş başa konuşun. Kapıyı da kapatın arkanızdan. Odamdayım. Ömer, sen ne yapıyorsun ya? Neden söylüyorsun böyle bir şey? Bakma öyle, geç şuraya. Ne demek şimdi bu? Defne'ye tutulduğunu biliyorum. Onu unutabilmen için yaptım. Ha, iyi o zaman. Kızım, sen ne yaptığının farkında mısın? Ya nasıl olsa Ömer'le beraberler, bir şey olmaz diye düşündüm. Ya ne demek bir şey olmaz? Sen yaptığın kötülüğün farkında değil misin Sude? Kötülük mü? Ya bunun neresi kötülük? Ya kızım, sen çok çirkin bir şey yaptın. Ya kızı mahvettin ya. Defne ile Ömer'in ayrılmasına... Ben sebep olmadım. Ömer'e bunu travma söylemiş. Ayrıca da halledememiş olmaları kendi sorunları değil mi sence de? Bu kadar sert olmak zorunda mısın? Hiç mi umurunda değil? Sertim. Sert olmak zorundayım. Başka türlü beni görmüyorsun ki.
Sinan, ben senin ilgi alanına girebilmek için neler denedim farkında değil misin? Şimdi bile böyle sanki parmaklarının ucuyla tutuyorsun. Kaçacaksın, gideceksin diye ödüm kopuyor. Bu mudur yani? Bu mu geçerli senin? Gerçekten mi? Benim kadar sevseydin anlardın. Aşk insanın aklını uçurur. Sen daha neler yaptırabileceğini bilmiyorsun. Sude, her aşık olan kötüleşecek diye bir şey yok. Tamam? Yani ben de... Evet, sen de aşık oldun. Ama demek ki yeteri kadar istememişsin. Eğer isteseydin unutmak zorunda kalmazdın. Benim sebeplerim vardı, biliyorsun. Benim yok muydu? Yine de hiç kimse hiçbir şey bana seni unutturamadı. Ben vazgeçmedim Sinan. Hayatta hiçbir şey istemediğim kadar seni istedim. Kıskanıyorum, evet. Herkesten, her şeyden, deli gibi... Kimseyle ilgilenme istiyorum. Sadece beni sev istiyorum. Sadece beni. Şurada bilmiyorum yani, bu olanlar çok fazla. Çok fazla. Sinan. Bak. Gerçekten. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Lütfen. Buluştuk Koliş. Değil mi hayatım? Ay kız, ofis o kadar sıkıcı ki. Sen de yoksun. Ay birilerine bulaşma ihtimalim de yok. Ay bizde de öyle. Herkes çok renksiz. Deli gibi çalışıyorlar değil mi? Hem de ne? Tamam canım, yani çalışsınlar çalışsınlar da sıkıcı çalışıyorlar. Ay halbuki ben öyle miyim? Hiç değilsin Koliş'im. Sen bir tanesin, bir tane. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Ne anladınız? Mesela yemek alırdık hayatım. Buyurun. Aa, çeyizciye geldik sanki. Ay. Ay. Ay kıza bak, gece sonu zaferinden çıkmış. O saç ne? Hayatım ucuz kuaföre gitmiş de o yüzden. Aa kız, sen asıl şuna bak. Ay buzlu çay içiyor. Bütün günü burada geçiriyor. Yazık. Ay. O rüküşlük ne ya? O rüküşlük ne? 2010 out listesinden fırlamış. İn bile değil. Olamaz zaten hayatım. Ay kız, ne yiyeceksin sen? Bana salata, sana kebap. Ay çok mutluyum şu anda. Ay çok eğlenceli çok. Kız iyi ki varsın valla. Böyle arada sırada ateşkes imzalamamız iyi oluyor. Ben de çok mutluyum Koruş'um. Bak. Gel birlikte çalışalım biz. Bak çok eğleniriz. Sen bırak Sinan'ı. Sıkıcı o. Ay evet. Bak şu kadına ben çirkin dedim diye, aşağıladım diye gelirdi böyle. Ay ayıp. Ay niye öyle söyledim falan derdim. Hayatım Ömer'le Sinan'ın ayıp eşiği o kadar düşük ki anlatamam sana. Hele ay. Ömer. Karlar kralı. Buz kütlesi, yani iki lafın belini kıralım, gıybet yapalım deriz. Var ya beni öldürür. Kes sen dedikodu yapmaz, hiç sevmiyor. Bak, gördün mü? Çok sıkıcılar Koliş'im. Bak gel biz birlikte çalışalım, çok eğleneceğiz, çok. Ay, öyle mi diyorsun kız? Yes. Ay, ya benim pasyonistik ortaklığım ne olacak? Canım, sen pasyonist de finansal bir varlıktın. Biz de sanatsal olacaksın. I like it. Bu değil. Ayağı hapsetmemeli Zeynep. Özgür bırakmalı. Bak şurası mesela. Neyse. Siz söylediklerim üzerine bir düşünün. Tekrar üstünde çalışın bakalım. Neler çıkacak? Tamam Ömer Bey. Ömer
Ömer, elin mi titriyor senin? Nereden çıkardın şimdi? Gördüm. Önemli bir şey değil. Hallederim. Emin misin? Geçer, geçer. Merak etme. İzninle. Kendime başka bir mola alanı bulayım. Dur. Koleksiyonda sen çalışacaksın galiba. Evet, yani başladım. İddialı olmaktan korkma. Aklına gelen şeye güven. Hayal ettiğin şeye. Bana niye yardım ediyorsun? Ya sürekli çizip yırtıyorum. Yani hiç yaptığım hiçbir şey içime sinmiyor benim. Dün gece çizdiğim her şeyden vazgeçtim. Olmuyor yani. Yırtma. Koy bir kenara. Başka bir gün bir daha bak. Hatta başkasına göster. Ne bileyim, şefine. Ya beğenmezse? Ya bu kötü olmuş derse? Diyecek de. Ama korkma. Böyle böyle bulacaksın kendini. Tamam. Sağ ol. Gerçekten çok anlaşılmaz bir insansın. Biliyorum. Sık sık söylüyorsun zaten. Ya bu arada elbise. Yakışmış. Senin aklını karıştırmak için giydim. Karıştı. O zaman ben gideyim. Zaten buraya gelmeden önce de spor ayakkabıyla dolanan biriydim. Tamam, güzel. Spor ayakkabıyla dolaşan Defne gözüyle bak. Yani bunu bir yerde görsen ne düşünürdün? Çok güzel görünüyor. Hatta harika. Ama biraz ürkütücü ve iddialı aynı zamanda. Yani mesela ben giyemem yani. Keşke bunu taşıyabilecek bir kadın olsaydım. O kadar farkında değilsin ki kendiniz. Yeter. Sıkıldım bu gelgitlerden. Evlen benimle. Ne haber? Girsene. Kahve. Olur. Ömer. Ya aklım sende kaldı bu el titremesi falan. Nasıl oldun? Tabii. Gösterdim doktora böyle.
Fiziksel bir sorunum yok. Ne psikolojik o zaman? Tamam, neyse ne. Geçer, önemli değil. Geçtim peki? Henüz değil. Ömer, ciddi bir şey bu o zaman. Hadi anlat. Bir süredir böyle. Çizemiyorum işte, baksana. Yani daha önce başıma gelen bir şey de değil. Nasıl olacak sana böyle çizemeden? Ekip var. Ben Zeynep ve Kıvanç. Yardım ediyorlar. Riskli tabii ama. Aklıma bir şey geldi. Ne? Hadi gel. Kalk. Biz... Ne oluyor ya? Hadi. Bak şimdi. Getir elini. Ne yapıyorsun? Bekle. Aa, bu ne? Sev. Biriktik işte. Ne? Bak şimdi. Sıkıyoruz. Şimdi. Bak. Ben senin elin olacağım, tamam mı? Benim elimle çizeceksin. Biz. Yine oysuzluğu tuttum. Ya bir oyun bozanlık yapma da çiz işte. Hadi. İzzet, bu gerçekten çok saçma. Boş ver. Açık mı? Hayır. Demli. Al. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Vallahi deli gibi çalışıyor yer senin. Sonsuz devire çıktı. Görüşemiyorsunuz tabii. Kızgın mısın? Yok, ben ne kızacağım. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani derler ya defocuyum. Her başarılı kadının arkasında iyi bir adam vardır diye. Öyle demiyorlar da. Neyse. Hmm. Öyle demiyorlar demek. Minik tasarım deham benim. Sen ne yaptın? İz gelmiş. Hadi be. O kadar sinirlendim ki ya. Bir an Ömer'i döveceğim sandım. Yemedi tabii. Gülme. Gülme, vallahi çok sinirlendim ya. Yememiş, içmemiş, gitmiş hemen İz'i çağırmış. Hayret bir şey. Ben de insanım ya, benim de kalbim var. Yavaş. Ama bir şey diyemiyorsun. Ne diyeceğim? Adamın tapusu mu var bende? Ama gönlü sende. Hmm. İnsan güvenmediği birini sevebilir mi? Sevebilir. Ama biraz temkinli sevebilir. Bu hadisedeki temkin de bize denk geliyor galiba. Uf ya. Döndük dolandık, yine İz'e geldik ha. Bir kurtulamadım şu kadından. Allah için güzel kadın be. O, acıdı ya. Acısın. Pardon, daha mı? Yapma, mola bak, yapma. Çekil. Biz dedin zaten, senin tepem çıktı. Ateşi başına vurmuş kudu. Kurmuş. Allah'ım sen sabır ver. Halacığım. Ellerine sağlık. Ya, afiyet olsun. Bal şeker olsun. Kudu hala. Nurhan abla seni sordu bugün. Hiç uğramıyor, akşamları gelse ya dedi. Yani hem sizin için de bir değişiklik olur değil mi? Malum pek çıktığınız yok evden. Ya. Hatta hiç çıktığınız yok. Yani kök saldınız desek yeri. Ben
gelmeye gidiyor, o gelsin. Yani hiç keyfimi bozamam. Yerinde şükür. Diyorsun. Ya Nihan. Hı. Ya senin halan yanlış anlama ama. Hı. Biz acaba fazla mı rahat ettirdik? Olabilir. Bir kaçak var ama. Anlatın bakalım. Evlilik nasıl gidiyor? Gitmiyor. Buyur. İyi hala. İyi. Çok iyi. Maşallah. Çekinmeyin, çekinmeyin. Biz de genç olduk. Anlarız halden. Hadi. Hadi ya. Emin miyiz? Kudala, bak Nuran abla bugün kestane alıyordu. Ya sen pek seversin. Bir de nasıl ısrar etti. Hı? Israr kıyamet. Git. Bence bir gitmen lazım, çok ayıp olur. Kurban olurum. Senin canın kestane mi çekti? Evde var. Hadi közleyin de yiyelim. Yok ya. Ben istemiyorum kestane falan. Neyse. Nihan. Hadi kalk biz bir dolaşalım, hava alalım biraz. Hadi, hadi. Sinirim boz. Hadi gel. Gezelim. Hadi gel. Nereye? Çekirdeğe mi? Ben de geleyim. Sen gelme. Sen gelme çünkü sana dokunuyor. Sana dokunursan çok kötü oluyorsun. Sen gelme halacığım. Tamam mı? Hadi canım. Ya böyle mi gideceğiz? Hadi. Beni bayağı tutuyor. Ne gibi? Hayır, bugün bana bir başka davranıyorsunuz da. Nasıl? İyi gibi yani. Tamam. Ben mutfağa gideyim bari. Okey. Ölecek miyim Neriman Hanım? Er geç. Ayol bu delirdi. Ay, Sude! Su kuşum! Sude gel! Geldim. Gel tatlım, gel yamacıma gel, gel. Ne oldu? Tatlım, kov şunu. Kimi? Ha, Mine'yi mi? Evet, su kuşum. Kov şu Mine'yi. Niye? Hayatım, sıkıldım. Bana bak, bir de mobilyaları falan değiştireceğim ya. Yani ne mobilyaların rengine, ne tarzına uymuyor bu. Ay üstüme geliyor. Anne saçmalama. Ne alıp veremedin var kadında ya? Bir derdin varsa al otur konuş. Ha, haklısın. Ben kovayım. Hayda. İyi tamam, ne istiyorsun? Mine! We need to talk! Neriman Hanım. Buyurun oturun. Ha, oturayım tatlım. Gerginsiniz diye size rezeneli kurabiye, rezene ve rezeneli çubuk yaptım. Ayrıca da son dedikoduların bir listesini hazırladım. Göz atmak istersiniz diye. Ha, ay su kuşum, görüyor musun? Neler yapmış. Anne, sen hangi kovacaktın? Ay tatlım, kovar mıyım? Baksana, neler neler hazırlamış benim için. Hiç kovar mıyım? Yarın kovarım. İyi. Ah, Bombay'a gel. Öz kaymakların kızı gün nişanlısından ayrılmış, listenin birinci sırasında. Ay daha neler neler var. Ay bana bak su kuşum. Hadi gel beraber yukarıda hem bunları okuyalım. Hem de rezenemizi yiyelim, içelim. Tamam sen çık, oku. Bana anlatırsın, ben geleceğim hemen. Ha, iyi tamam ama gel, bekliyorum. Geleceğim, geleceğim. Afiyet olsun. Hadi Sinan ya, şu telefonu cevap ver hadi. Açmıyor işte. İyi, peki sen bilirsin. Madem açmıyorsun telefonu, ben de ayağına gelirim. Ay yaman.
Hadi aç şunu ya, aç. E, vermedin mi istediğin kadar zaman işte? Of. Of. Taksit meselesi ne durumda? Kapatıyorduk borcu hani. Vallahi ilk maaşımı avans olarak istedim. Haftaya da gidip Neriman Hanım'ın önüne tak diye koyuyorum parayı. E sen ne yapacaksın peki? Düş artık. O iş bende. Hem kahvede de ben para tuttum biraz. Onları da al. Böyle hepsini toplarız, veririz daha iyi. Hı. E bizim altınlar da var. Yok yok. Olur mu canım, alamam öyle altınlarınızı falan. Kızım, bu borç bir yerde benim kocamın borcu değil mi? Hı. Hal ağzını öpeyim, karıcığım benim. Aman bir çirkinleşmeyin be. Ağız tadıyla bir çirkinleşemiyoruz zaten. Yok yok, altınlar olmaz. Vallahi ben bu konuda deponun tarafındayım. Sermeyin abicim rızkınızı hocadının önüne. Beklesin azıcık. Zaten... Olan olmuş. Ömer'i kaybetmişim. Alacaksın. Kaç kere aradım, açmadın. Üzülüyorum. Kızgınım. Yani kızgındım. Ya söyle. Ben böyle yalan söyleyen, sürekli kumpas peşinde koşan insanlardan hoşlanmıyorum. Yani senin de böyle biri olduğunu düşünmek, yani düşünmek bile istemiyorum ya, o kadar işte. Öyle biriyim ama. Yani öyle biri derken... Seni çok seven, senin için her şeyi yapacak biri. Hatta normal hayatta asla yapamayacağım şeylerim. Ya Sinan, biz mutlu olamayacak mıyız? Ya görmüyor musun benim için ne ifade ettiğini? Ben böyle çırpındıkça batacak mıyım hep? Ya Sude, yani senin yaptığın şey... Ya anla işte canım, ya bak... Ben böyle karşında saf bir Sude görmek istiyorum. Anladın mı? Öyleyim zaten. Yani senin yanında. Sana karşı öyleyim. Ama dünya çok acımasız, biliyorsun. Bizi korumak zorundayım. Sen de beni anlasın hani, lütfen. Sen şimdi sevmiyor musun artık? Ya delirdin mi? Niye sevmeyeyim ben seni? Tamam. O zaman kapatalım mı artık bu konuyu? Bak söz, bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Yeter ki sevsen beni yine. Söz. Bak sana güvenmek istiyorum. Yetmez. Bu dünyada en çok güvendiğin kişi olmak istiyorum. Merak etme, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Bak bu sondu. Yani bir daha seni böyle uzaklaştıracak hiçbir şey yapmayacağım. Seni çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. Aşkım. Sana şimdiden iyi geceler. Gudu hala kesin şimdi seni yine yanında ister. Hı. Rahat vermez bize kesin. Manyak ama benim bu halam ya. Ya sen koskoca kadınsın. Ne demek yalnız yatamıyorum? Kendi karıma hasret kaldım ya. Gel bari aramızda yat. Yapar. Onu da yapar. Hiç şaşırma. Hasta ya. Deli deli. Ya anlayışı kıt. Sıfır empati. Ya insan biraz şey yapar ya. İnsan mı bu? İnsan bile değil bu. Bir fazla mı çoştuk? Evet. Sakin olalım. Döndünüz mü? Dönmedik. Dönmedik. Aa. Gudala? Hayırdır? Siz gelmeyince canım sıkıldı. Nuruna gideyim dedim. Ama madem geldiniz hadi gelin, buyurun hadi. Yok yok, dönmedik. 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 Bere. Bere almaya geldik dışarısı. Çok soğuk. Ben çok üşüdüm. Biz öyle bir bere almaya geldik. Bere falan alıp gideceğiz gene. Sen git. Git git. Şey yapma. İyi madem, hadi. Sıkı giyinin. Gecikmem, merak etmeyin. Yok yok, etmeyiz, etmeyiz. Selam söyle. Şey ama, acele etme.
Aşkım. Ha. Gerçek mi bu? İnanamıyorum. Gitti. Gitti. Anladığım kadarıyla bu konkur sizin için çok önemli. Bir de mağaza açmak için borca girmişsiniz. Aynen öyle. Kazanmamız lazım. Ama sen? Pek çalışamıyorum. Ama Zeynep'le Kıvanç iyidirler ya. Yani ben güveniyorum onlara. Ama sen böyle pesimist bakacaksan. İyi tamam, kalkayım o zaman. Madem bir faydam yok sana. Ya dur, dur bekle. Dur. Bir dakika bekle. Şahane bir şeymiş bu. Uç bakalım. Belki bir yerlerde benim göremediklerimi görür. Nereye gitmesini istiyorsun? Kimleri görüyorum? Aman efendim, asıl ben kimleri görüyorum? Ben kimleri görüyorum? Bir gün seninle bu asansöre böyle bineceğimiz hiç aklıma gelmez. Ya? Buyurun, buyurun. Önden buyurun lütfen. Ama yok, siz buyurun. Şimdi düşer falan ben şey yapmayayım. Önce siz şey... Nasıl gidiyor? Dalgalı. Sen? Aynı. Koleksiyon hazırlığı. Ömer de o iş. Çalışıyoruz. Siz? Biz de. Heyecanlı mısın? Yani kendi şirketinin şimdi böyle ilk sınavı ya. Hem de nasıl. Sen ne diyorsun? Aa, bu işi almamız lazım. Şart. Bizim de. Ben merdivenden şey yapayım ya. Zeynep, o da mı? Tam Ömer. Tamam. Bu ne hal? Kim kovalıyor? Ay ben şey... Merdivenlerden çıktım da öyle asansörü bekleyemedim. Oh, nefesim kesildi. Sen bana sağlam lazımsın. Siz hiç merak etmeyin. Ben çok güzel şeyler düşündüm dün gece. Neymiş onlar? Vallahi ben bu konkuru kazanacağımızı düşünüyorum. Sahi mi? Size ben bugün çizimlerimi göstermek istiyorum. Ay hadi göster bakalım. Heyecan verici. Evet Zeynep, ne durumdayız? Her şey istediğiniz gibi olduğunu düşünüyorum Ömer Bey. Merak etmeyin. Ne yaptınız Ömer? Zeynep, yani bu iş önemli biliyorsunuz ha, kan damarımız. Halledeceğiz kardeşim, sakin ol. Sinan Bey merak etmeyin, her şey yolunda, çok iyi gidiyor. İyi, göreceğiz bakalım. Hayatım, yol verecek misin yoksa yol mu açacaksın? Ne? Çık şuradan. Kimsiniz? Ay! Aa, haberiniz yok galiba. Herkescikler beni istiyor. Şirketleri transfer etmek için savaşıyorlar benim için. Daha az evvel bedel verdik bu kişilerle. Ömüş, Sinan. Beni elinizde tutmak için bir şeyler yapacak mısınız? Koray, sen zaten küçük ortaksın. Daha ne? Ay hayır be. Bu
Bozdun beni 2 dakikada. Ben onu demiyorum. Ben böyle nazlanmak istiyorum. Benim için savaşın istiyorum. Ay Koraycığım, biz sensiz ne yaparız değil istiyorum. Öyle yani. Bir dakika Koray. Ne önemli bir şey. Zeynep sen çıkabilirsin. Tamam Ömer Bey. Adı Zeynep miymiş bunun? Tamam ben döneyim işe. Sen dönme. Dönme Sinan. Döneyim ben. Sağ ol senin. Hadi kolay gelsin. Ay hayatım yani geldi çarptı bana kadın. Farımı falan kırdı. Ben bir sinirlendim, dellendim. Hemencecik otoparktaki görüntüleri almak istedim. Otoparkçılarla konuştum, görüştüm. Onlar da sağ olsun hemen bana çay kahve ikram ettiler. Bir de böyle kurabiye falan getirdiler. Onlarla hoş beş ettik. Şimdi nasılsınız Koray Bey, iyi misiniz falan filan dedik. Sonra Koray. Ben ne yaptım Koray? Ben Koray Sargın olarak gittim. Hemencecik karakola gittim. Karakolda dedim ki... Bana bakın dedim, arabamı kim çarptı falan filan dedim. Sonra hem o görüntüler oldu falan. Ay meğersem yanlış arabaymış, beni arabama çarpmamışlar. O da onlar dedi. Koray. Ne yapayım hayatım, yani doyamadım yerin dibine girmelere. Ne yapayım? Koray, sen ne anlatıyorsun? Hayatım 2 yıl önce başıma gelen olayı anlatmaya çalıştım. Hayat derslerden ibaret ömüşçüm. Peki, sırası mı? Neyin? Çalışıyoruz. Hmm. Nerede? Ah Koray, ah, ah. Tamam hayatım. Sen çalış. Gençsin. Hep sen çalış. Ama ben işte öyle şey... Ömür, senin karnın mı aç? Bir şeyler ye. Değilim Koray. Yedim. Hmm, anladım canım. O zaman ben yiyeyim hayatım. Senin için de yerim. Çık ye. Git ye. Ay tamam. Şey gideyim. Tamam görüşürüz. Ha. Ay Ömüş, hayatım bu çizimleri o kabiliyetsiz Zeynep mi yapacak, çizecek her şeyi? Ben güveniyorum Zeynep'e Koray. Düzgün konuş. Ben güvenmiyorum. Ay neyse, ben gideyim. Defne bunlar harika. Orijinalleri mi bunlar? Bir kopya da bana çıkar. Bunlar sizin Yasemin Hanım. Ay beğendiğinizde çok sevindim ya. Çok çalıştım çünkü ben bunlar için. Ha, belli değmiş. Ay şahanesin Defne, şahane. Yedek al. Aldım. Bunların orijinali hem bende var hem de şirketin bu havuzunda var. Bunlar zaten hard copy. Muhteşemsin Defne, muhteşem. Ay, çok teşekkür ederim. Evet hayatım, düşündüm. Ay burada da korkutuyorsunuz ya Koray Bey. Hayatım korkma, ben senin yanındayım. Ben her zaman hakkını ve doğrunun yanındayım. Koriş. Yoksa? Ah, evet hayatım, teklifine olumlu bakıyorum. Hatta çok yakınım. Ama benim için biraz daha uğraş. Bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Ay Koriş, Koriş'im benim. Bir tanesin sen, bir tane. Ne istersen yapacağım, ne istersen. Sana özel şoför vereceğim. Ne? Kız, kız bir tanesin sen. Kız yerim. Çok kriminal. Ama ne yapayım? Sinan ve Ömüş için yapmak zorundaydım. Helal olsun bana, helal. Ne bu Koray? Hayatım, aşağıdakilerin konkur hazırlığı. Yani koleksiyonları. Çok gizli belgeler. Koray şimdi de hırsızdan mı başladın? Doğru konuş benimle. Sizin için yaptım. Bakmam ben buna.
Etik değil bir kere, yanlış. Git geri ver. Ama hayatım yani senin kuru kız çizmiş. Bakmayacak mısın? Kuru kız? Nereden benim oluyor ya? Bir de yanlış dedim, git şey yap, geri ver. Aa, sıkıcı. Tamam. Üf, meraksız. Sen mi beni suçlayacaksın? Ya iz burada diyorum, ya iz burada. Ne anlatıyorsun bana? Defne. Bırak. Al işte, bravo. Defne sakin. Yok artık ya. Ay yok artık. Ay ne yapacağım ben şimdi, taksam mı? Şimdi taksam şey gibi olacak sanki. Ama takmasam da şey gibi olacak. Ay takayım takayım ben bunu takayım. Pis. Aklımı karıştırmaya çalışıyor. Ay bir karıştı da ya. Vallahi karıştı benim aklım şu an. Of Defne ya. Bir dik dur bir kızım ya. Bir dik dur ya. Bozma iki dakika kendini. Of. Şunan işte. Kuzen. Gel kuzen, gel. Neden yaptın böyle bir şey? Ben sana güvenerek anlattım her şeyi. Neden Sinan'a söyledin? Bu yaptığın yanına kalmayacak Sude. Böyle şeyler insanın yanına kalmamalı. Vazgeç artık dolap çevirmekten. Yoksa seni gördüğüm her yerde bozarım. Sen biliyorsun her şeyi, değil mi? Her şeyin üstünde sen varsın. Soğukkanlı, kararlı Ömer. Bravo kuzen. Bravo. Kolay gelsin. Sağ ol. Hı? Kan olsun, can olsun inşallah. Olsun aşkım, olsun. Ekabirsiniz, ekabir. Öğlen oldu, hala kahvaltı sofrasında. Kudu hala, ne tatlısın sen ya. Çok çok. Öyledir o. Dünya tatlısıdır. Hmm. Börek. Börek ya. Tövbe bismillah. At iddia geldi çocuğa. Sen kahveyi açmayacak mısın? Açarız Gudu hala. Ne acelesi var? Hayat güzel, vapurlar falan. Bakayım ben, değil mi? Bir zahmet. Geliyorum. Gudu hala, börek yer misin? Bak patatesli var, ıspanaklı var. Var da var. Yok istemem, sen ye. Hadi. Selamlar. Afiyet olsun. Otur İsa. Kaynanan seviyormuş ha. Ya, orası işte meçhul tabii. Hoş geldiniz İsmail Bey. Nasılsınız görüşmeyeli? Ortalama. Siz? Vallahi sizi gördük. Günümüz aydınlandı. Aa, otursanıza. Nihan, kızım İsmail Bey'e çay versene. İsmail Bey derken biz İSO'dan bahsediyoruz değil mi? Ben bir şey kaçırmıyorum yani. Canım şimdi maşallah koskoca adam. Kelli felli beyefendi. Yani insan İSO demeye utanır tabii. Yok ya ben zaten öyle bir
hal hatır sormaya geldim. Topuk hesabı sonra yani. Aha! Nereye? Otursaydınız. Demir hindi şerbeti yaptım ikram edeyim için. Ben sonra şey yaparım. Oldu o zaman. Hadi eyvallah, görüşürüz. İsmail Bey, yine gelin. Hep gelin. Bir yemek ayarlayalım diyorum. Büyük bir organizasyon olsun. Güzel, şık bir mekan ayarlayalım. Neyse yani işte basına kaynaşmak için. Hem ilişkileri ısıtırız hem de benim buraya adapte olmam kolaylaşır. Şahane, harika fikir. Bence de mantıklı. Yani şu şeyi konkuru bir atlatalım. Ondan sonra yani bunu gündemimize alabiliriz. Ama şimdi bütün enerjimizi konkura vermek zorundayız. Ne yazık ki. Bütün enerjinizi bana verin İzciğim. Hoş geldin aşkım. Buyurun bakalım. Bu ne? Drama. Yasemin'in yeni koleksiyonu. Yok artık. Koray, nasıl aldın sen bunu? Sinan, bakacak mısın? Hayatım, yani saf delik değilse, etikten ölmeyecekse, karizmadan çökmeyecekse bir zahmet bakacak. Bakacağım. Bakmam, aslında bakmam da. Şimdi rekabet piyasasındayız ya. Böyle bir azıcık bakayım bir ucundan, ne olur. Hayatım, hadi bak. Artistin şeyi yok, gereği yok şimdi. Vallahi hafazan Allah, ortada kalırsınız hepiniz de. Zaten Ömer'in de şeyi, yani sezonun ortasında tabii olur böyle kırık çıkık bir şeyler. Ay sus Koray. Bakayım ya. Bu çok güzel. Bu daha da güzel. Hepsinin altında dev parafı var. Vallahi hayatım, canım çıktı alana kadar. Siz de yolunuzu buna göre çizin edin. Yani bunu benim de giyesim oldu. O ayrı. Ama ne diyorum ya? Gel. Kızımla gel deyince de hemen öyle gelinmez ki. Aa. Ay ne oldu? Evet canım, Zeynep'ciğim söyle. Koleksiyonumuz aşağı yukarı bu şekilde. Sinan da bir baksın dedi. Ay drama. Ay şu an var, heyecanlandım. Şekerim ekini falan düştü. Yağmurcuğum, o hayatım konumu. Yağmur? Zeynep benim adım. Zeynep. Ha! Zeynep diyor, bir de bastıra bastıra. Zeynep misin, Yağmur musun? Ol işte. Datadan buluyorum ben bir isim. Sen de kap kendine göre yakışan bir ismi. Tamam, açıyorum. Kızarttın kolumu. Pardon. Kardeşim ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Zeynep bana koleksiyonu gösterdi. Ne düşünüyorsun? Şeridin gerisindeyiz. Ha, biliyorum sen bakmazsın, ben baktım. Yani açıkçası bizim yetiştirdiğimiz kız senin eski asistanın Defne pasyonisi görmüş. Resmen Defne var değil mi bu işin başında? Öyle. Diğer senyörler de yardımcı oluyorlar. Yani bütün şeri pasyonisi alt etmek için elinden geleni yapıyor ve sen koleksiyonun çizmeleri için kıvançla Zeynep'e mi veriyorsun, öyle mi yani? Sinan sakin ol. Sakin olayım. Ömer, kaybediyoruz. Tamam, belki de kaybettik. Sinan, bir dur. Daha zamanımız var. Ne zamanı? Ya Zeynep koleksiyonu önüme koyuyor, budur diyor. Hangi zaman? Bana bak, aklını başına topla. Mağaza açalım dedin, hayır dedim. Tamam, ısrar ettin, kabul ettim. O zaman bu konkuru kazanacağız. Bu masraflar için kazanmak zorundayız. Ya bütün şeri, ya gelmişsin şeriyi. Defne, tamam mı? Senin yetiştirdiğin kız şu anda bizi yeniyor. Duydun mu? Defne bizi yeniyor. Aklını başına topla.
O neydi ya? Allah Allah. Sinan. Ya. Ne oluyor? Çek şuradan. Ben bu kıza sıkıldım senden, kovuyorum seni de denmez ki. Aa, sabah bütün dedikodu programlarını gezer. Adımı vicdansıza çıkarır. Kötü, kötü kalpli Mine. Ay, bana vicdansız der bu. Ne kadar kötücü. Ay, hemen kurtulmam lazım. Ama ne diyeceğim? Ay, aksi gibi çalışkan da şöyle iki işe aksatsaydı. Ay, ben ne diyeceğim? Bizimle dayılsın mı diyeceğim, ne diyeceğim? Ama bir şey diyeceğim. Mine! Mine! Gel Besili kız, gel. Buyurun Neriman Hanım. Ha, geldin mi? Geldim. Hoş geldin. Evet. Gel otur, gel. Şimdi tatlım, ben diyorum ki sen... Sektörde iştir. Ne bileyim, mesela bahçıvan. Efendim? Ay ya da ne bileyim, itfaiyeci ol. Nasıl yani? Hayatım, böyle bedenine yakışır bir meslek olsun bahçıvan gibi. Siz bahçıvan mı arıyorsunuz Neriman Hanım? Belki. Yani ara sıra gelebilir. Var mı bahçıvan tanıdığın? Vallahi benim yok. İlginç. Benim de yok. Siteden biri gelip hallediyor. Öyleyse? Öyleyse? Ay öyleyse bırakalım bu bahçıvan mevzusunu canım. Ay nedir bu bahçıvan? Ay nereden çıktı bahçıvan? Ay Mine böyle konuşuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Kafam karışıyor, ben anlamıyorum yani. Ne konuşuyordum? Ay ben ne diyordum? Ben size bir şey getireyim. Ay yok, dur. Sen getirme, ben getireyim. Ay ya da dur, ne getiriyoruz? Kimse bir şey getirmesin, ben senden konuşacağım. Biliyor musunuz Neriman Hanım? Bir an beni kovacaksınız diye çok korktum. Aa. Hayır yani, konuşalım deyince beni işten çıkaracaksınız. Sandın. Hayır yani biliyorsunuz, yeni de ev taksidine girdim. Abimin hastane masrafları filan. Ay ne yapardım? Ay ayazda kalırdım. Ne yapacaksın tatlım? Sen her şeyi yaparsın. Sen çok iyi bir elemansın. Sağ olun Neriman Hanım. İnanın ben de sizin için aynı şeyleri düşünüyorum. Tatlım, ben eleman mıyım? Ha, yok yani, işveren anlamında. Çok sağ olun Neriman Hanım. Bu ikinci işe gerçekten çok ihtiyacım vardı. Nasıl sevindim anlatamam. Seve seve bahçıvanlığınızı da yaparım. Size söz veriyorum, hiçbir işi aksatmayacağım. Her işi layığıyla yapacağım. Sizi asla utandırmayacağım. Çok sağ olun, çok seviyorum sizi. Ay, olaya koş. Resmen ters köşe oldum. Efendim? Yok bir şey tatlım, yok bir şey. Siz hiç merak etmeyin. Siz ne maaş verirseniz odur benim işim. Odur. Oh, çok iyi oldu bu ikinci iş. Sağ olun. Bay bay. Ay, ay selam verdim, boşlu çıktım. Ay Necmi! Ay Necmi yok. Sude! Ay Sude de gitti. Ay, ay çok korkuyorum, yalnız kaldım ben. Yine sıkılacağım. Mine! Ay çok korkuyorum, yalnız kaldım. Bırakma beni. Ne
hayır ama artık. Eline ne oldu? Önemli bir şey değil. Ya önemli olmasa niye elini sarsınlar? Ay çok kötü olmuş ama ya. Nasıl oldu? İş kazası. Dikiş falan attılar mı? Ay hastaneye mi gitsek, ne yapsak? Yani gittin mi? Gittiniz mi? İyiyim ben Defne, iyiyim. Bu arada bileklik için teşekkürler. Ben de. Ay işte dosyayı aldığım için. Ömer o yüzden mi camı kırmış? Ay dosyayı görmedi o. Ben gittim götürdüm ona. Git dedi, geri ver, ben buna bakmam dedi. Gıcık. Sonra? Sonra? Ay bilmiyorum vallahi. Ama kesin onlar kazanacak. O yeteneksiz Zeynep'in çizdiklerini var ya, onları ezer geçer çizdikleriyle. Ömer'inkileri. Ömer'in çizdiklerini yani. Yok, Defne çizmiş. Defne mi çizmiş? Defne bizden ayrıldı, burada çalışmıyor ki artık. Ay Necboş Bey, bizimkileri değil zaten. Onları kimin çizmiş? Koray, bizimkileri kim çizmiş? Zeynep çizmiş. Ömer? Ömer camı kırmış. Allah, inek de dağa mı kaçmış? Sonra ne olmuş? Ay Necboş Bey, bilmiyorum vallahi ineğim ineği de... ...ben de o yüzden geldim buraya, siz bir şey biliyorsunuzdur diye. Of Koray, of. Çekil. Ay Necboş Bey, öğrenirseniz bana da söyleyin. Ay şirket bombe gibi oldu vallahi. Entrika, aksiyon, gerilim. Ay dizi kanalı gibiyiz, reytingler tavan. Ay dur, ben de gideyim, ben de yemek yiyeyim. Sinan, nedir bu Koray'ın anlattıkları? Konkuru kaybetme noktasına mı geldik gerçekten? Öyle abi. Yani şimdi Ömer'in eli de şey oldu artık. İyice patladık. Vah vah yani. Vah yine vah. Arkadaşlar teşekkürler. Siz düzeltmelerinizi yapın, tekrar bakarız. Fazla çaktırma ama bu kız harika. Böyle olacağını hiç tahmin etmiyorum. Umarım ne kadar yetenekli olduğunu farkındadır. Bunlara bakılırsa Kunkor'u kaçırmamız imkansız. Üstelik Ömer delini yaralamışken. Ömer yani. Ömer Bey elini yaralamış. O gürültü meğer oymuş Defne. Yani ben bu olayı sevinmiş gibi olmak istemiyorum ama... ...bu bizim avantajımız oldu. Sen çizmeye devam et. Bak şefin de çizdiklerini çok beğendi, ben de. Hadi çalış. Ne yapsak? Konkurdan çekilsek mi acaba? Yok abi, şirketin borcu var öyle. Kazanmaya çalışacağız işte. Ya bir de ne olur şu çekilmek, kaybetmek fikirlerinden bir uzaklaşalım ya lütfen. Ya bence durumumuz o kadar kötü değil. Sadece çok daha iyi değil. Ömer sen birkaç revizyon versen Zeynep'e. Yani toparlanamaz mıyız? Ya toparlamak nedir? Biz burada ezip geçmeyi düşünüyorduk. Ya başım, biz başa baş mı gideceğiz? Bu ne ya? Bu işlerinin son hali değil. Daha da iyileştirebilirler. Yani son halini bilmiyoruz. Belki de geçecekler biz. Dünkü şirket ya. Dünkü vay anasını be. Ne diyorsun Ömer? Abla. Hadi biraz ara ver. Bak anneannem sana salep yaptı. Vallahi şu an kazanmaya çok yakın mesela. Şu an hiçbir şey bırakamam ben. Çok çalışıyorsun be kızım. İki laf edemedik günlerdir. Vallahi anneanne bırakamam kazanmaya bu kadar yakınken. Yani çalışmadan olmuyor. Ay, bu da kafayı kazanmakla bozmuş. Bir üflesek mi, bir şey yapsak biz buna? Ya bizim Münü'nün bir yeğeni vardı. O anneanne ya.
Dış dış muhabbetler yapıp benim lütfen şişirme başımı ya. Zaten kafamı zor topladım. Niye? Kafanı dağıtan şeyler mi var? Aa, küçük hanım, siz taraf mı değiştirdiniz yoksa? Vallahi fena yaparım aga. Gel kız Esra, biz abine gidelim. İyice mendebur olmuş bu, hiç çekilmiyor. Gidin gidin. Misafir bitmiyor zaten. Bir de siz gidin de rahatsız edin. Ne biçim laf o kız? Az misafir ağırlasın gelin. Boşuna mı evlendi? Ağırlasın kaynanasını. Anneanne, bazen bazı şeyleri anlamaya o kadar uzaksın ki. Vallahi maşallah sana Esra. Yani bu kodunun hedef kitlesi olmamana rağmen havada kaptın. Ne diyorsunuz yine ya? Deli deli laflar. Gel kız Esra, biz abine gidelim. Şu geline bir un helvası falan yaptıralım ha. Bir azıcık eziyet ettirelim, gel. Esra sakın. Bak sakın ha. Merak etme. Nasılsın Türkan Hanım teyze? Ne yapıyorsun, ekmek arası? Hiç bulaşma bence, heyheleri uğramış yine. Başımla beraber. Başımdan beraber. Hayırdır? Çalışıyorum. Daha doğrusu çalışamıyorum. Ömer elini yaralamış. Çizemiyor yani. Ne güzel işte demem lazım değil mi? Ama yok yani. Diyemiyorum, içim yanıyor. Ya yanacak da bir defo. Allah Allah. Da bu durumda kazanıyorsun tabii. Tabii sağ olsun. Sevgilin de açtı önümü. Öyle çalışıyorum yani elimden geldiğince. Ömer bir de kafamı karıştırmasa. Bir takım heyecanlı haller diyorsun yani. Tag Life'da son nokta. Evet ya, hiç sorma. Kapak üstüne kapak. Tabii kendisi 1-0 önde olduğu için. Zeka küpü malum. Ben de burada sürünüyorum. Yani şimdi sen Kıvanç ve Zeynep'le kavuşuyorsun yani. Yani. Ama Ömer kesin koşuk yapıyordur yani, onlara illaki yapıyordur. Ama çizmiyor. Yani daha çizmemiş. Öyle. O zaman tam olarak Ömer'le kapıştığın söylenemez Defne Hanımcığım. Yani. Ya beni ciddiye alıp
Karşıma çıkmıyor ki yani. Rakip olarak bile görmüyor. Canım. Çiğ tanem. Ömer seni ciddiye alıp rakip olarak karşına çıksa zaten ezilirsin değil mi? Gerçekçi olalım. Allah Allah. Ne malum ezeceğim? Hayır, ne malum İso? Ha? Çiziyorum ben. Yani çiziyorsun da. Evet çiziyorum. Allah Allah. Ne yani şimdi? Kimse geçemez mi Ömer? Yani ben geçemez miyim öyle mi? Öyle gibi görünüyor. Ya sen beni bir ciddiye alsana İso. Ben hayvan gibi çalışıyorum burada ya. Defo, ben seni hep ciddiye alan taraftayım zaten. Ömer ciddiye almıyor seni. Meselemiz bu. Aynen öyle. Zaten ciddiye alsa bastırır. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun ya? Çizmeyecek misin sen şimdi? Elin de sakatlandı. Alo. Korkuyor musun? Seni geçeceğinden mi korkuyorsun? Cevap da yok. Kaç bakalım. Defo. Seni yeneceğim. Asistan Defne yok artık. Sen onu seviyordun ama ne yapalım? Gitti o Defne. Görürsün. Seni yeneceğim. Ya yavaş yavaş Defo. Beni ciddiye almıyorsun ama yeneceğim. Ben kazanacağım.